Herkese merhaba arkadaşlar, ben Dinçer. Bugün gördüğünüz bu 2,5 aylık çocuğa tasma takacağız ve sizler de yavru bir köpekte tasma alışkanlığı nasıl oluşturulur, tasma nasıl alıştırılır bunu görmüş olacaksınız. Şimdi ilk olarak şu şekilde olduğu gibi kayışı yere bırakıyorum. Bakın, tanımasına fırsat tanıyorum. Yani daha önce hiç kayış denemesi yapmadık. İlk defa birazdan yapacağız. Nasıl bir tepki verdiğini sizler de göreceksiniz. Bakın. Kokluyor, ısırıyor. Gördüğünüz gibi gayet olası tepkiler. Ara ara bakın clicker'la doğruladım ve ödüllendiriyorum. Tekrardan. Evet. Aferin kızıma. Bravo. Şimdi şu şekilde bakın. Bu hem boyundan hem de göğüs tarafından saran bir tasma. Yani takıldığında şu şekilde bakın. Köpek bu şekilde hem boyundan hem de göğüs tarafından bağlanmış oluyor. Şu şekilde bakın. Bunu açıyorum. Şuradan yani kafası girecek şekilde açtım ve elimi bunun içinden uzatıyorum. Bakın. Uzattım ve hop kendi başına böyle kendiliğinden içine giriyor. Tabii ara ara clicker'lıyorum. Şöyle döndüreyim. Şimdi ayak kısmına geldi sıra. O ödülünü yerken yavaşça patisini geçirdim. Tekrardan yere düşeni de veriyorum. Bakın ödülü tuttum. Şu şekilde ara ara ödülleri bırakıyorum. Daha sonrasında bakıyorum nereden geçecek. Buradan geçiyor. Doğru mu? Şöyle olursa daha iyi olacak sanki. Normalde bunları değil de direkt böyle klipsi olanları kullanırsanız hem takmanız hem de alışması daha kolay olacaktır. Şu anda o tasmadan mevcut olmadığı için direkt biz bununla başlıyoruz. Bu hem göğüs tasması hem de boyun tasması yerine geçer. Yani üst taraftan taktığınızda göğüs tasması, alt taraftan taktığınızda üst taraftan taktığınızda boyun tasması, alt taraftan taktığınızda ise göğüs tasması olur. Bakın şimdi gördüğünüz gibi şu anda klipsiyle ilgileniyor. Yere birkaç tane şu şekilde ödül bırakıyorum. Bakın. O yemekle uğraşırken yani yiyecekle uğraşırken ben kayışın geri kalan kontrollerini yapıyorum. Bakın. Stresi sokmuyorum. Yani herhangi bir zorlama yapmıyorum. İşte illaki kayış takılsın diye bir zorlama içerisinde değilim. Bakın. Şu şekilde o uğraşırken taktım ve hemen arkasına tekrardan clicker'la doğruladım. Şu anda ne olduğunun farkında değil. Yani takıldı mı takılmadı mı bunun farkına varmadı hala. Hiç farkına varmadan hemen kalkıyorum. Elimde ödül. Yürümeye başlıyorum. Bakın. Aferin. Şimdi eğer kendi haline bırakırsak çırpınmaya başlayacak. Çünkü alışkın değil. Bütün yavru köpekler ilk başlarda bu şekilde yapar. Bakın. Kendi haline bıraktım. Bir görelim. Bir fark etsin üstünde bir kayış stresi olduğunun. Silkelenme geldi. Evet, şu anda fark etti. Evet, gördüğünüz gibi kendi başına dönmeye başladı. Bakın. Hemen onun tasmayla ilgilenmesine fırsat vermeden yürütmeye devam ediyorum. Ve bildiği komutlar varsa otur gibi onları ara ara tekrarlıyorum ve clicker'ı da kullanarak desteklemesini yapıyorum. Bakın. Tekrardan gel. Evet, yürütüyorum. Şimdi köpek yiyecekle uğraşırken cebimden kayışını çıkartıyorum. Bakın. Yavaşça kayışı yere bıraktım. Ve onu da koklamasına izin veriyorum. Zaten kayışı sevdiği için yani genellikle çekiştirdiği için yabancılık çekmeyecektir. Bakın. Kayışla oynamayı çok seviyor Lucky. Sürekli bir sağa bir sola çekiştiriyor onu. Bakın şimdi çok stres oluşturmadan şu
şu alt taraftaki kısma, yani boyun kısmı değil de göğüs kısmına kancayı yavaşça takıyorum. Şu şekilde düzelttim. Evet. Bir yandan da tabii ki ödüllendirmeye devam ediyorum. Yani taktığımızın farkında olmasını istemiyorum şu anda. Bakın kayışı yere bıraktım. Şimdi şu anda üstünde kayış takılı, göğüs tasması takılı ve aynı şekilde yürütmeye devam ediyorum. Bakın. Bu şekilde köpek kendiliğinden hem göğüs tasmasına hem de kayışın varlığına, ağırlığına alışmaya başlıyor. Bakın. Evet. Gel bakalım. Hoppa. Evet, ara ara kayışla uğraşacak gibi oluyor. Yani şu anda bıraksak büyük ihtimal kurtulmak için debelenmeye başlayacak. Biz bunu istemiyoruz. Bakın şu şekilde yavaşça kayışını aldım. Kayıştan böyle tutup aldır aldır çekmiyorum köpeği. Şu şekilde sadece parmağımda duracak şekilde tutuyorum. Bakın. Ve hafifçe, bakın ne kadar hafif çektiğime bakın. Şu şekilde kendi çektikçe gerilmesini istiyorum köpeğin. Yani bakın onunla ilgilenmeye başladı. Hemen tekrardan kendime yiyeceği yöneltmeye çalışıyorum. Kayışla uğraşıyor. Tepki vermiyorum. Bekliyorum. Kayışı aldı. Evet, uğraşmaya başladı. Şimdi fark etti. Kayışı tekrardan bıraktım. Haydi al bakalım. Haydi al al al. Evet, gel gel gel. Gel. Al bakalım. Evet, bravo. Bu şekilde kayışın üstünden böyle hafif hafif dokunarak kötü bir şey olmadığını anlatmak istiyoruz aslında. İlk öğretim her zaman zordur arkadaşlar. Özellikle daha önce tasma takılmadıysa, yani yavru bir köpekle çalışıyorsak bu daha da zordur. Çünkü ya bizim yapacağımız herhangi bir yanlışta köpekte travma oluşabilir, stres oluşabilir. O yüzden biraz böyle ufak ufak antrenmanlarla köpeği kendiliğinden alıştırmak istiyoruz. Bakın bir önceki etaba döndük. Tekrardan kayışı yere bıraktım ve kendisi çekiyor kayışı. Kesinlikle zincir materyaller kullanmıyoruz. Yani demir materyaller kullanmıyoruz. Çünkü onlar haldır uldur ses çıkardığı için köpeği inanılmaz derecede stres sokacaktır. Özellikle bu tarz yavru köpeklerde hiç önermiyoruz. Bakın. Kayışı hafifçe şimdi germeye başlıyorum. Bakın. Yukarıya doğru geriyorum. Yani artık gerginlik oluşturuyorum ve köpek bunun farkına varmaya başladı. Bakın. Hafifçe çekiyorum ve ödüllendiriyorum. Tekrardan bakın biraz daha kısaltayım. Gel. Gel gel gel. Şu anda yere yiyecek düştüğü için aslında bakın ona gitmek istiyor ve evet. Ulaştı. Tekrardan tuttum. Evet. Evet. Bakın. Şu şekilde gergin bir şekilde yavaş yavaş yürütüyorum. Eğer tekrardan ona çok fazla yönelim sağlarsa kayışı tekrardan yere bırakacağım ve bir önceki etaba geçeceğim. Bakın. Yukarıya doğru geriyorum. Evet. Döndürdüm. Bakın. Bir yandan geriyorum. Bir yandan da ödüllendiriyorum. Bakın. Şimdi tekrardan yere ödül bırakacağım. Ulaşamayacağı bir noktaya. Bakın. Hop. Gel. Evet, gösterdim. Yere attım. Evet. Şu şekilde hafifçe bakın. Geriyorum onu. Tekrardan bu sefer ileriye attım. Bakın gitmek istiyor. Çırpınıyor. Olur. Yavru köpekler çok çabuk sıkılır arkadaşlar. Bakın. Evet. Yavru köpekler çok çabuk sıkılır. Onun için çalışmayı çok da uzun tutmamak gerekiyor. Yani günde 3-4 defa böyle kısa kısa tekrarlar halinde böyle azıcık tak, azıcık bırak, azıcık tak, azıcık bırak şeklinde yaparsak köpeğimiz daha çabuk alışacaktır. Bakın. Şu anda çok fazla ilgileniyor. Hop.
gördüğünüz gibi artık yavaştan çıkarmaya başlayabiliriz. Gel bakalım. Aynı taktığımız gibi çıkartıyoruz. Yani hoppa, göğüs tasması takıyorsak üstünde bırakmamakta fayda var. Çünkü genellikle köpekler kolay bir şekilde kemiriyor. Bakın şimdi tekrardan yere ödül bırakıyorum. Şu şekilde. Aynı taktığım gibi klipsini çıkardım. Çıkartması her zaman daha kolay oluyor. Bakın. Kendiliğinden çıktı zaten. Aferin kız. Süpersin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar daha çok bebek. Yani 2,5 aylık olacak. Daha 2,5 aylık bile değil. O yüzden bu yaşlardaki köpeklerde daha dışarı çıkamadığı için ufak ufak evde alıştırmakta ya da dışarıda bahçemiz varsa köpeklerin çok gezmediği o tarz alanlarda ufak ufak alıştırmakta fayda var. Bakın. Aferin, süpersin. Aferin kız, süpersin. Bu şekilde dediğim gibi günde 3-4 defa kısa tekrarlar halinde köpeğimizde kayış tak çıkar yaparsak köpeğimiz hem daha iyi hem de stres oluşturmadan alışacaktır. Bu videomuz da bu şekildeydi. Umarım işinize yarar, uygularsınız. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın.